Rasim Hoca'nın kütüphane kurma projesinin olduğunu da odalarda, bu toplantı yerlerinde falan duyardık biz. Evet. Rasim Hoca daha başka şeyler yaptı. Talebeler üzerinde onların başarılı olması için geceleyin bile gidip yardım ettiği, dolayısıyla Karayel'deki öğrencilerin daha başarılı olduğu diğer köylerden söylenirdi. Ama ben 1900... Yani evlerine gidip geceleri de bunları mı kontrol ediyoruz? Onların ders için yardım ettiği, bravo, ve sonra evet, da okula getirdiği falan söylenirdi. Daha başka şeyler de söylenirdi. Rasim Hoca, Rasim Pehlivan, Karayel'in Anadolu'da bir örnek köy yapılabileceğini, farklı düşüncelerinin olduğunu biz her fırsatta duyardık. Evet. 1954 yılında benim ailem Ürgüp'te bir iş yeri yıkımı oldu. O zaman biz Adana'ya gittik. O yıllar içerisinde o köyde daha önceki duyduğumuz bir kütüphanenin kurulduğunu, yani kütüphane kurulduğunda siz orada yoktunuz. Yoktu. 1954'ten evet, 60 yılına kadar benim ailem ticareti Adana'ya taşıdı. Hmm, evet. O arada çok güzel şeyler olmuş. Ama ben İçinde sadece Rasim öğretmenin Karayel köyünde bir kütüphane kurduğunu duyardım. Evet. Tabii Ürgüp'te kütüphane çok eskiden vardı zaten. Ürgüp'te vardı ama Karayel'de yoktu. Tahsin Ağa kütüphanesi evet, vardı. Temelli tepesinin üzerinde, bu tepe zaten çok eski çağların tumarnasıdır. Kutsal bir tepedir. Okumanın da kutsal olduğunu düşünen eski Ürgüpler bu tepenin tam üzerine kitaplığı yerleştirmişler. Tepenin önemine önemini düşünerek kütüphaneyi oraya yerleştirmişler. Efendim bir şey daha sormak istiyorum. Son günlerde Ülkü Cevizoğlu'nun programında, Fakir Baykurt'un kitabında Mustafa Güzel Göz'le ilgili söylentiler var. İşte deniliyor ki Karayel'de kütüphaneye ilk defa Mustafa Güzel Göz ben koydum diyor. Ve oraya eşeklerle diğer Karlık köylerine ve bu 9 köye kitapları eşeklerle, sandıklarla taşıdım diyor. Burada sizin görüşünüz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ben bazı konuların bu çok önemli bir konudur. İçine fazla girmek istemiyorum. Çünkü bir olay var, yaşanmış bir olay var. Ama ben gözlemlerime inanan bir insanım. Köyüm Karlık olduğu için ben Adana'dan sık sık oraya gider, orada kalırdım. Zaten bizim orada arazilerimiz var. Evet. Ama o yıllarda gördüğüm bir şey vardı. Karayel'de kütüphanenin Karayel'deki kütüphanenin kitapları hemen Karlık'a getiriliyordu. Hemen Yeşilöz'e çıkarılıyordu ve zaten merkeplerle dağıtılan bu kütüphanenin kitaplıkların üzerinde de iare servisi vardı. Şimdiki kuşaklar onu pek anlamaz. Kitap iare servisi, dağıtım servisi gibi bir şeydi bu. Yani kitaplar okunuyor, okunuyor, tekrar geri alınıyor. Karlık'ta da gençler değiş tokuş yapılıyor. Merkeplerle taşınan kitap aldığını gördüm. Ben evet, kısa devrelerle Karlık'a geliyordum. Peki bu kitapları kim taşıyordu? İşte Fakir Baykurt'un kitabını eşekli kütüphane diyor. Kim taşıyordu? Karayel'li bir arkadaş olabilir bu. İsmini Bekir Hakkı Koca diyorlar. Evet. Efendim, Bekir Koca ve Hakkı isimli bir arkadaş olabilir. Evet. Ama ben karıştırıyorum. Koca, evet, olabilir, doğrudur yani. Bekir Koca diyorlar. Evet. Ya sizce de bu doğru mu? Ama kesinlikle biliyorum, bu kitap dağıtım işi Karayel'de başladı. Yani Ürgüp'te başlamış değil. Ürgüp'te sonradan yayıldı. Çünkü evet, ben o zaman Hürriyet Gazetesi'nde de muhabirlik yaptım. 1960'tan 75'e kadar falan. Evet. Hürriyet Gazetesi muhabirliğini yürüttüm Ürgüp'te. Zaten merkeplerle ilgili yazılar yazan, duyuran benim,
merkeplerin emekli... Bunlarla ilgili yazılı dokümanlarınız var mı efendim? Vardı ama yandı benim. Evet. İşleri yandığı zaman benim bazı arşivler yandı. Ama Hürriyet gazetesinde hem de baş sütunda büyük puntolarla merkeplerin Ürgüp'te bu kitap dağıtımı için kullanılan merkeplerin emekliye ayrıldığını evet. Biliyorum. Yazım Hürriyet gazetesinde neşredildi. Ama tabii Ürgüp'teki bu kitap çalışmalarında Rasim Hoca'yı ben görmedim. Mustafa Güzelgöz'le sık sık karşılaştık kütüphanede ve turizm çalışmaları içerisinde onu gördüm. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sizin Karain'le ilgili, Karluk'la ilgili unutamadığınız bir hatıranız var mı? Yani bize söylemek istediğiniz başka sözlerden sonra böyle unutamadığınız bir hatıranızın olup olmadığı Karlı Karain'i unutmam mümkün değil. Anlatmanızı istiyoruz. Çünkü her iki köyü de ben çok seviyorum. Evet. Zaten o köyler Karlık yahut da Yeşilöz hemen üzerindeki Akçayıran iç içe köylerdir. Çok kısa mesafelerde bulunan köyler. Biz sanki köyün içerisinde yaşıyormuş gibi bir havanın içerisindeydik. O köylerde birçok çocukluk arkadaşlarımız var. Gençlik arkadaşlarımız var. Sürekli birbirimize geliyorduk. Zaten evet. Hemen Karayın Köyü'nün, bizim köyün arazisi içerisinde tarlaları var, kapanları var. Evet. Dolayısıyla çoğu da akraba. Onlarla hem dert olurduk, yani konuşurduk, ederdik. Birbirimizi davet ederdik düğünlerde, bayramlarda. Budur yani. Peki. Teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Nerelisiniz? Kaç doğumlusunuz? Nerede doğdunuz? Ben Ürgüp'ün Karain Köyü'nde 1928'de doğdum. Adım İbrahim Uyar. Yalnız iki isim geçerdi. Köylü vatandaş Halil İbrahim bilirlerdi. Yani sizin adaşınız bir İbrahim daha var. Amca oğlu var da ben Halil İbrahim olarak biliniyorsunuz. Böyle tanır. Sizin adınız Halil İbrahim Uyar. Evet. Halil İbrahim Bey, hoş geldiniz programımıza. Ben Karain Köyü ile ilgili sizden bilgiler almak istiyorum. Kütüphanenin kurulması ve bu kütüphanenin halk kütüphanesi olarak mı yoksa bir kişinin önderliğinde mi kurulduğunu öğrenmek istiyorum. Nasıl kuruldu kütüphane? Şimdi kütüphane tarihi şu an için pek hatırımda değil hocam. Rasim Pehlivan oğlu diye bir öğretmen. Kim bu efendim? Sizin köylü mü? Bizim köylü öğretmen. Evet. Köyün yerlisi. Köyün emsali genç. Aynı emsallerden. Biraz daha yaşlılardan. Evet. Bir araştırma yapıyor. Bir dernek kuruyor. Kendisi bu derneğe toplum liste halinde sunuyor. Hiç diğer köylerle bir alakası yok. Yalnız Ürgüp'ün Karain Köyü'nde bu iş oluyor. Evet. Bunun karşılığı yaptı, çaktı, ortaya bu derneği kurdu. Ücretsiz bir dernek. Peki siz bu dernekte görev aldınız mı? Aldım. Yani aldım. Yönetim kurulundaydınız. Ben de ayrı bu dernek, ben de üye oldum. Evet. 3-5 kuruş bir aidatla geçmiş gün tek hatırımda kalmadı. Bunun önderliği altında fedai olarak Rasim Pehlivanlıoğlu önderliği altında. Masrufsuz fedai olaraktan çalışan bir arkadaş Bekir Koca. Hacı Bekir Koca. O da ücretsiz olaraktan çalıştı. Hacı Bekir Koca. Ne kadar çalıştı ücretsiz efendim? Gayrı orasını pek bir sene kadar çalıştı. Evet. Ondan sonra? Ondan sonra Rasim Pehlivanoğlu burayı devam ettirdi. Merkep. Merkeple çekmeye başladı galiba. Şimdi bir dur galiba. Kapatsınlar. Şimdi oradaki kitaplar oraya gelincik. Evet. Bu işi düzene konmaya başlayınca oldu merkep. Mehmet Dinler var bir. Ondan önce Mehmet Dinler mi vardı? Mehmet Dinler pek hatırıma gelmiyor. Evet. Peki, Hacı Bekir Koca. Mehmet şeydi.
İnan. Mehmet İnan. İlhan. Evet. Mehmet İlhan. Vardı. O da çalıştı. Evet. Son günlerde o da çalıştı zannediyorum. O da çok alakalı. Peki Hacı Bekir Koca bu kütüphane memuru olarak oraya kadro olarak geldikten sonra bu eşekle kütüphanedeki kitapları taşıma işini o mu yapıyordu? O yapıyordu. Kendi eşeği miydi bu? Kendi eşeği. Yani bizzat kendisi köylere götürüyor. Eşekle. Kitaplar içinde. Evet. Karinden nereye gidecek? Kallı, Atara, Acırene. Yakınımızda Boyalı var. Çevre köyleri merkeple var. Resimde zaten gösteriyor. Bellidir. Başka yoktur. Aynı evet. Onun mektebi var. Başka yerlerde buralarda varsa bilmiyoruz. Yalnız bizim karın işi böyle başladı. Peki kütüphane ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyordu? Bu tarihini de katılamayacağım. Yalnız mevsimi, öğretmenler mevsiminde okullar kapanır ya. O zaman kütüphane mükemmel açık. Burada Rasim Pehlivanoğlu, o köyde öğretmen kere bir yüksek kısma çalışmak için ders yapıyorduk kütüphanede. Orayı iyi biliyorum. Ne şekil olduğu orada... Gece 11'e kadar açık olduğunu biliyoruz. Açık. Peki nasıl o dönemde elektrik yok, efendim doğru dürüst lamba yok, fener yok? Lüküste mi yok memlekette, gazda mı yok? Evet, lüküs mü kullanıyordunuz? Her şey. Peki lüküsler nereden geliyordu? O dönemde herkeste lüküs olmaz. Var. Evet. Derneğin parasıyla falan mı alındı? Tabii. O kuruluş teşkilat var ya. Evet. Aidat bedava neden geliyor bu aidat? Eğer devletten geliyorsa o kütüphanenin kütüphaneye geçtikten sonra geldi o. Evet. Peki kütüphaneye geçtikten sonra geldi o. O dönemde o binayı nereden aldınız? Kimden aldınız efendim? Orası kütüphane halk evi. Halk eviydi. Yani evvel halk evet. Eviydi. Devlet yaptırdı orayı. Evet. Zamanında. Fakat virane olduğunu duyuyorum. Halk eviymiş ama boş olarak kullanılıyormuş halk galiba. Halk eviydi. Oraya evet. Eskiden köylü kasteci bilmem ne falan oralara gelirdi. Sonra orası kapandı. Kapanınca hocanın vasıtasıyla, Raşit Pehlivan'ın vasıtasıyla burayı canlandırdılar. Kimden aldınız? Şu halk evi zaten köyün içinde. Onu o zaman yönettiği başkan kuruluşların tem idarecileri. Yakup Bey varmış muhtar. Yakup Dinler evet. Yakup Dinler muhtar. Yakup Bey'den almışsınız duyduğuma göre orayı. Dedim. Evet. Yakup Bey'den. Onun başında Bey varıp da çocuk değilim ya. Onun başındaki bu yöneticiler. Evet. Biz üyeyip orada. Olsun diye bir gayretimiz var. Peki bu kütüphanenin size ne gibi bir faydası oldu? Yani kütüphane kurulduktan sonra oradan büyük seviyede, yüksek seviyelerde insanlar yetişti mi? Sağlık memuru, doktor, avukat, hukukçu, bunun dışında öğretmen. Hukukçu olmaksa dahil öğretmen çok fazla. Sağlıkçı var. Bunu Rasim Pehlivan'ın vasıtasıyla her imkan talebemiz yani her imkana kavuştu. Bir. İkincisi bu gece gündüz okutacağım diye Rasim Pehlivanoğlu bunu çok başarılı gayretler yaptı. Evet. Bu hak inkar edilemez. Peki Rasim Pehlivanoğlu'nun muhtarla kavga ettiğini biliyor musunuz? Biliyorum. Nasıl oldu bir olayı kısaca anlatır mısınız? Şimdi Pehlivanoğlu dedim ya yüksek tahsile devam edecek. Evet. Yani bir imtihana orada çalışıp imtihana girecek. Evet. Bunu her nedense orada çalışıyor. Aralarında hiç kimsenin bilmediği bir ilgiyle bu dedikoduya giriyorlar işi. Kendi kurduğu kütüphaneden Razi Pehlivan'ı çağırıyorlar. Evet. Buyur. Yıllardır boş yatan yıl canlandı. Peki halkın ne gibi katkısı oldu buraya? Yani aidatların dışında efendim nasıl karşılandı masraflar? Biraz sonra kayırın canlandıktan sonra devlete geçti. Evet. Kütüphaneci de bu işe. Yani Ürgüp'e bağlandı değil mi? Tahsin Efendi kütüphanesine bağlandı. Oranın bir kütüphanesi müdürlük oldu burası. Oranın bir şubesi oldu. Tabii. Yani ondan sonra. Esasında başka köylerde de vardır kütüphane ama bizimkini biz ancak daha kuvvetli canlı olarak tanıyoruz. Ortada gezen bizim Karınköy'ünkini biliyor.
Peki efendim, unutamadığınız bir hatıranız var mı? O dönemde sizi çok etkileyen? Çok etkilen bir hatıranız var mı? Bir kütüphanede çalışmak için okuldan Avanız'da Mahmut İpşirmin'e, o tarafa bir köye attılar. Evet. Başarılı öğretmeni o tarihlerde oraya attılar, var anlam. Yani orada başarılı olmuş olmamış bizim için sorun değil. Memleketimizin öğretmenini attılar. Kendi evet. köyümüzün o okulu, o kütüphaneyi ileriye götürmeye gayret eden bir hocayı attılar. Evet, bu... Bir siyaset olması lazım ki, böyle halbuki karşı tarafta bir siyasetle ilgili olmayacak bir dert. Evet. Benim bildiğim, daha ilerisini pek hatırlamayacağım. Ben yani siz bunu unutamıyorsunuz diyorsunuz. Unutamam. Başarı... Çünkü başta olacak dava değildi bu. Evet. Bir gayr hakkına atılar gibi attılar, gibi attılar. Ben iyi biliyorum. Peki efendim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Karayim'le ilgili, diğer konularla ilgili? Sizin unutamadığınız veya eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım efendim. O zaman ne diye şöyle bir şey oldu. Karayim köyü merkezi bir köy. Merkezi bir köy bir ortaokul planlı olarak da düşünülüyordu ve de bazı ilgili devlet adımlarından söz de alınmış idi. Ben bunu o zaman beyliğinde yakinen bilenin birisiyim. Evet. Ama gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Var olun. Efendim programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Karayim Köyü ile ilgili bir araştırma yapıyoruz. Ve bu araştırmamıza kaynak toplamaya çalışıyoruz. Siz de Karayim Köylü olarak kütüphanenin kuruluşuyla ilgili, o dönemde öğrenciydiniz, kütüphanenin kuruluşuyla ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Kütüphane nasıl kuruldu? Bunun öncülüğünü kimler yaptı? Bu konu hakkında bilgi istiyoruz efendim. Valla biz, ben kütüphanenin... Öncelikle bize kendinizi tanıtın lütfen. Ben eczacıyım. 30 yıldır Ürgüp'te eczacılık yapmaktayım. Ürgüp Karayim Köyü'nde 1948 yılında doğdum. Daha sonra Kayseri İmam Hatip, İstanbul İmam Hatip ve İstanbul Eczacılık Fakültesini bitirdim. 1973'te Ürgüp'e geldim. 1973'ten bugüne kadar Ürgüp'te eczacılık yapmaktayım. Evet. Karayim Köyü'nde kütüphanenin kuruluşu, biz sadece o dönemler çocuğuyduk, talebeydik, öğrenciydik ilkokulda. Hı hı. O zaman halk arasında duyduğumuz, köyde okuyan ve daha sonra öğretmen olan öğretmenler bir araya gelip köyde, köyün gençliğinin, köyün kalkınmasının okumakla olduğunu, bu okumanın temel şeysinin de kütüphane olduğunu öğretmenler kendi arasında karar verirler. Bunlara önderliği o zaman baş öğretmen dediğimiz Rasim Pehlivanoğlu yapar. Bunlar Ethem Uz, Süleyman Alkan, Hakkı Alkan. Enişten de var mıydı hocam o zaman? Öyle bir grup toplanırlar, bir dernek kurarlar ve neticede köye kütüphane açmayı başarırlar. Evet. Kütüphane açtıktan sonra, bizim de zaten okuldan çıktıktan sonra doğru gideceğimiz yer kütüphane olurdu. Okulun bahçesinde biraz çaputtan toplar olurdu. Onu oynadıktan sonra Rasim Hoca bizi takip ederdi. Bu kadar oynadığınız yeter doğru kütüphaneye derdi. Bu da yetmiyormuş gibi cumartesi günleri öğle kadar öğretim görürdük. Öğle tatilinden sonra karnımızı doyurup tekrar okulun bahçesine veya köy önüne indiğimizde top oynadığımızı Rasim öğretmen görür, bizi elimizden tutar, tekrar kütüphaneye götürür, bizim okumamıza yardımcı olurdu. Daha sonra bu köydeki şey, ilgi alaka fazlalanınca Rasim Hoca bu niye diğer köylerde de olmasın diye bir teşebbüste bulundu. O zaman köyün şeysi benim eniştemdi, Hacı Bekir Koca, kütüphane memuru. Onunla birlikte bu eşekli bir kütüphane kurmaya karar verdiler. Diğer köylere de bu ilginin, Karayim'deki ilginin diğer köylere de yayılması için. Eşekli kütüphane derken, efendim bunlar yani eşeğe yüklenip kitaplar, iki sandık, tabii. Sandıklarla diğer köylere de taşımak. Diğer köylere de taşınıyordu. Taşımalı kütüphane. Taşımalı kütüphane. Köyde okunan kitaplar, işte o zaman en çok okunan kitap zaten. Biz dergilere filan bakıyorduk o zaman, karikatür filan yeni çıkıyordu.
bizim en çok okuduğumuz kitaplarda Cenk Kalesi, Hayber Kalesi'nin fethi, Eba Müslim Horasani gibi kitaplar elden ele dolaşırdı. Evet. Herkes, biz annelerimize, babalarımıza da, benim babam o zaman ölmüştü, anneme de okurdum, ağlayarak, sabahlara kadar o kitapları dinlerlerdi. Daha sonra bu şey, diyelim ki Eba Müslim Horasani ben okuyup bitirdikten sonra kütüphaneye teslim edince o kitap Kalık köyüne taşınırdı. Bu Karakaçan dediğimiz merkeplerle. Böyle bir şey meydana geldi. Ve evet. Dolayısıyla da o 1950'li yıllarda 50 veya 55-60'lı yıllarda Türkiye'de okur yazar oranı %35-%40 ise Karayın köyünde bu oran %100'üydü. Genç hele 5-15 yaşındaki çocuklardan okuma yazmaya bilmeyen hiç kimse yoktu. Evet. Hepsi okuma yazmayı bil fiili öğrenmişti. Ve neticesini hocam Allah razı olsun aldı. Köyde en çok okuyan yüksek okullar, üniversiteye, liseye öğrenci gönderen Karayın Köyü oldu. O sene Karayın Köyü Türkiye'de 1960'lı yıllara gelindiğimizde Türkiye'de örnek köy ilan edildi. Dolayısıyla banka kuruldu, Salih Hoca geldi, yollar asfaltlanmaya başladı. Devletin hizmetleri de bununla beraber Karayın Köyü'ne geldi. Evet. Şimdi efendim bir şey daha sormak istiyoruz. Tabii bu taşınmalı kütüphaneyi ilk defa benim dayım diyorsunuz. Eniştem. Enişteniz. Eniştem yani Bekir Koca. Hacı Bekir Koca. Şimdi bazı kimseler ortaya çıkıyor diyor ki efendim bu kütüphaneyi bir ilk defa biz ortaya koyduk, biz gerçekleştirdik ve eşekli kütüphane koyduk bunun adını da. Eşeklerle 9 köye oradan kitap taşıdık efendim ve orada bu halkı eğitmeyi, halkı bilgilendirmeyi hedefledik diyorlar. Ne dersiniz buna, doğru mu? Hiç alakası yok. Evet. Hiç alakası yok. Eşekli kütüphane yayıldı. Efendime söyleyeyim, Karayın, Kallık, Yeşilöz, Akçeviran, İltaş, Demirtaş, Akköy'e bunlar hizmet etmeye başlayınca bu tabi rağbet görünce bu ilgiye, bu şeye, nimete talip olanlar çoğaldı. Bu talip olanlar çoğalınca Ürgüp'te kütüphane memurluğu yapan Mustafa Güzeldes, tabi gölde balık büyümez, Ürgüp'ü bir deniz kabul edersek nimete talip oldu, nimeti kabullendi, üstlendi. Evet. Galibiyeti kabul etti. Mağlubiyete kimse razı olmaz da Mustafa Güzelgöz'ün bu şeyle Ürgüp'te Tahsin-i Halk Kütüphanesi memuru Mustafa Güzelgöz'ün bu işle ufaktan yakından hiç alakası yoktur. Kuruluş aşamasında ve kurulduktan sonra. Daha sonra 2-3 sene sonra bunu takviye etmiştir. Yani kitaplık. Tabii orada kitap olarak takviye etmiştir. Evet. Ve neticede belki de kendisi de başka köylere de şey yapmasında belki şey olmuştur. Yardımcı olmuştur. Fakat kuruluş aşamasında Karayın Köyü'ne faydası yolda. Baş öğretmen olan o zaman Rasip Eğitmanoğlu'dur. Ve öncülüğünü yapan tabii bunlardır. Tabii öncülüğünü yapandır. Evet. Karayın halkıdır, Karayın Köyü'dür, Karayın'da okumuş münevver öğretmenler. Peki bu kitaplığı kurarken bir dernek falan mı kuruldu? Tabii dernek kurdular. Temmuz, Rasim Pehlivanoğlu, Hikmet Semiz de var mı? Süleyman Alkan. Yani köyde Bekir Koca, Hakkı Alkan, köyde okumuş, öğretmen olmuş insanlar. O zaman 14 tane öğretmen vardı köyde. Başka Ürgüp'ün içinde de böyle okumuş insan yoktu. Evet. Bunlar öncülük yaptılar. Köyün kalkınmasını okumakla geçen bizi elimizden tutup hocam kütüphaneye götürürdü Rasim öğretmen. Biz böyle bir gayret içinde okuduk. Okuma sevgisini öğrendik. Ve bu Ürgüp bölgesinde de üniversiteye ilk gelen o köylerden rahmetli galimden ben oldum. Evet. Peki efendim, o Ürgüp Karayın Köyü'nde sizin kütüphaneyle ilgili unutamadığınız başka anılarınız var mı? Bize nakletmek istiyorsunuz. Vallahi biz çocuğuyduk, şeyimiz kütüphanede geçti. Hayatımız kütüphanede geçti. Okul, top oynamak ve kütüphane. Biz kütüphaneye gitmeye zorlandığımız zaman, kaçmak istediğimiz zaman Rasim öğretmen bizim okulun duvarında takip ederdi. Bu kadar oynadığımız yeterler dirdi, doğru kütüphaneye götürüldü. Evet. Peki kütüphaneniz saat kaçta açılıp kaçta kapanıyordu efendim? Vallahi o zaman devlet memuru şeysine tabiydi. Evet. Fakat gecelerde biz gidiyorduk zaman zaman. Nasıl oluyor şimdi hatırlayamıyorum. Gece 11'e kadar. Gecelerde kütüphaneye gittiğimiz oluyordu. Gecelerde kütüphaneye gittiğimiz oluyordu. Peki o dönemde lamba... İdare lambası vardı. İdare lambası sonradan vardı. Sonradan gazoca şeye alındı. Fener alındı. Fener değildi o. Dokuz muydu hocam? Dokuz gibi bir şeyler alındı. Çünkü pompalamalarını
bir şey yapmıyor mu? Hatırlıyorum diyorsunuz. Evet, evet, gazocaydı, şeydi, lambaydı. Daha sonra yüküs şey yapıldı. Evet. Peki efendim. Bize başka söylemek istediğiniz bir şey var mı konuyla ilgili olarak? Efendim, galibiyet askerin, mağlubiyet kumandanım olur. Fakat burada maalesef tersi olmuştur. Evet. Karayın halkı, Karayın'a önderlik yapan insanlar dışlanmıştır. Mustafa Güzelgöz bu işin gaybanı yemeye çalışmıştır. Ben hayret ediyorum. Yılın adamı ilan ettiler. Ben bunu hazmedemiyorum. Niye hazmedemiyorum? Ben üniversitede okurken röntgeni bulan Pierre Curie ölüyor. Madame Curie de bunun karısı. Evet. O da profesör. Pierre Curie'yi defnettikten sonra geliyorlar. Acaba Madame Curie derste ne anlatacak? Hocasından mı başlayacak? Madame Curie hocasının kaldığı yerden sayfayı açıyor, dersine devam ediyor. Ve bu insanlar bugüne kadar 200 senedir, 300 senedir taşınmışlar. Madame Curie, Pierre Curie olmuşlar. Röntgeni bulmuşlar, buluş yapmışlar. Böyle başkasının yaptığı eserlere sahip çıkmakla bir tarafa varılmaz ve yalancının mumu da yas ya da yanar. Evet. Ben Hulku Cevizoğlu'nun programına da telefon ettim. Katılmadılar. Niye katılmadılar? Benim ismim geçti orada. Mustafa Güzelgöz dedi ki İsa Doğru'yla dedi orada top oynadık. Hiç alakası yok. Evet. Ben Mustafa Güzelgöz'ü 1973 yılına gelinceye kadar, Ürgüp'e eczane açacağı kadar tanımazdım. Bilmezdim, duymazdım. Evet. Hulku Cevizoğlu programına katılmak istediniz ama sizi bağlamadılar. Evet, aradım. Ondan sonra da hep meşgul çıktı. Evet. Ne için görüşeceksin? İsmim geçti orada dedim. Ve evet, neticede şey yaptılar. Hiç alakası yok. Evet. Ben Mustafa Güzelgöz bana, sonra geldi bana şu resim sen değil misin? Sen dedim, evet, yok dedim onu. Ben değilim Mustafa abi bu. Bu formayı elimine giy dedim sen tanım. Ya ben kendimi tanımıyorsam sen nasıl beni tanıyorsun? Hiç alakası yok. Bir takım şeylerle eğer bizim üzerimizden kimse prim yapmaya kalkmasın. Karayın kültürlü bir köydür, münevver köydür. 1960 yılında yılın köyü seçilmiştir ama tarihsiz bir köydür. Yakalandığı hastalıktan, kanser hastalığından dolayı, mezotelyomadan dolayı Karayın köyü tarihsiz bir halktır. Dağılmıştır bugün. 1950'de 1000 nüfusu olan Karayın bugün 264 nüfusa düşmüştür. 1950'de Türkiye'nin nüfusu sayımı 20 milyondu. 2000 yılında Türkiye'nin nüfusu 65 milyon. Karayın'ın nüfusu bugün 254 kişi. Bu acı zaten bize yetiyor. Bundan dolayı kimse Karayın üzerinden ekstradan bir film yapmaya bakmasın. Sonra ben tarihçi Cemal Kutay'ın kitabını okudum profesör şeyi. Evet. Orada Mustafa Güzelgöz diyor ki biz diyor Atatürk diyor Dolmabahçe Sarayı'nda yatarken diyor bir grup askeriyelerinden birlikte diyor gittik diyor paşaya Atatürk'e diyor selam verdik diyor geçmiş olsun paşam dedi. Hiç alakası yok. Tarihçi Cemal Kutay'ın tarih kitabını okursanız orada harbiyeli öğrencilerin isimleri tek tek yazılı. Teşekkür ederiz. Ağzınıza biz teşekkür sağlık ederiz hocam. Allah razı olsun. Çalışmanızın devamını dilerim. Sağ olun. Allah razı olsun. Peki efendim. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. Sayın Mustafa Güzelgöz, evet, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de siz hoş geldiniz der. Şeref verdiniz evime. Sağ olun. Sizleri kucaklarım. Sizin metninizi duyuyoruz. Eksik efendim, olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Güzelgöz Eşekçi Kütüphanesi, Fakir aha, Baykurt'un aha, Ceviz Kabuğu programı aha, Sabah Gazetesi'nde, yine Hürriyet Gazetesi'nde kendim programlarınız var. Var. Bu arada burayı da şöyle bir gezdireceğiz. Kafiye etmişsiniz. En son çok, çok olarak. Var, efendim, evet, ne zaman başladınız şimdi bu işe efendim? Ben 1944 senesinde kütüphaneye girdim ve bugün yaşım 81. Maşallah. 81 aşağı yukarı 60-65 senedir onunla mücadele ediyordum, insanlığa hizmet etme babında. Biliyorsun cehaletlerin başlıca sebepleri kültürsüzlük. Evet. İnsanları tabii okutalım da biraz yola getirelim. İnsanlar memleketini sever olsun, okumaya sevgi aşılasın, aşılansın gibi bir idealim vardı. Sonra ikincisi şunu diyordum, ya ziraat memuru köye gider de nasıl bir köylünün ağacını ilaçlatır, nasıl bir veteriner gider de hayvanına bakar, nasıl bir sağlık memuru gider de şeyini vurur, iğnesini hayvanına vurur ki insanın. Fakat bir neden kütüphaneci gitmez? Kitaplar kütüphaneciye evet, bakar, kütüphaneci kitaplara. Bunların değeri ne? Hz. Peygamber Cenab-ı Allah demiş ki İkbe, oku, okuttur demiş. Peygamber Efendimiz de demiş ki ya eğer ilim Çin'deyse git de öğren. Büyük Atatürk
demiş ki, üç beşi sözlerine çok etkilendi. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir demiş. Evet. Bu ilmin dağıtıcısı kim? Mustafa Güzel'dir. Niye? Bekliyor orada, ilimleri bekliyor. O ilimlerin dağılması lazım. Ne yaparsın? Hemen derhal bir köyde kütüphane açtım. Ve o kütüphaneyi açtım da 3000-4000 cilt kitap vardı aşağıya para hepsi kütüphaneye teslim aldığında. Fakat taşrada ne kadar ürkütlü var, ne kadar efendim şey var, Ziraat Bankası'nın müdürleri geldi. Onlardan Abdullah Bey rica ettim, minnet ettim. Onlardan birer şey aldım, para aldım. Efendim ne zaman başladınız? Ha, hangi köy burası? Burası Ürgüp'te. Ürgüp'te. Ben ilk defa bunu Karaca Biren Köyü'nde başladım. Sonra Karin'de uygulamaya geçtim. Karin Köyü vardı. Evet, Karayın Köyü. Karayın Köyü'nde uygulamaya başladım. Ortahisar, güzelce. Ortahisar var, 12 tane köyde. Evet. Abdullah Bey, size bire bire sayayım. Hı-hı. İşte Karaca Biren 1, Karin 2, efendim şey, Çökek 3, Cemil 4, Mustafa Paşa 5, Taşın Paşa 6, şey Ortahisar var 7, geç bu taraftan şey, dur bakayım 7, Şahin Efendi 8, Başdere 9, efendim bir köy daha olacak, Başdere 9, Ortahisar mıydı? Ortahisar'ı söyledim, Başdere 9, bir daha var 10 köy olacak. Güzelce var orada. Cemil'i söyledim, şeyi söyledim, Mustafa Paşa'yı. Evet, yani bu köyde... Sarıldı. Evet. Tam 10 köy oldu Abdullah Bey. Bunlara birer sandıklar yaptırdım. Şimdi kütüphaneye girin. Evet. Sandıkların resimlerini çekin. Orada duruyor. Sonra sinema makinelerim var, onları görün orada. Köylüye sinema gösteriyordum. Fakat işte Amerika'dan aldığım dünya bilinciliği ödülü. Bu ödülü, yavru sana zahmet şu kapıyı bir şey der misin, biraz çeker misin? Ben beyefendi çekiyor, düşünme. Bu ödülü bakın. Şu resmi çıkar. Şu resmi şöyle gör bak. Abdullah Bey. Amerika'da dünya birincilik ödülümü alabilmem için orada da heyet toplanıyor. Evet. İtalyanlar geliyor birinci almak istiyorlar. Fakat en alttaki şu David Cook var şurada. Dünya birincilik ödülünde. David Cook diyor ki eğer Mustafa Güzelgöz gibi eşek sırtında kitap gitseydi, bunlar köprü altı çocuğu olmazdı diyor. Onların köprü altı çocuklarını yetiştirmiş adam, en yüksek mevkiye. Şu resmi gösteriyor, buyurun diyor, bakın. Çocukları köyde, köy çocuklarına dağılmış ellerine kitap, vermiş şey mecmua dergi, kütüphaneciliği tanıtma ve onları kütüphaneye davet ediyor demiş. İşte benim oyun Mustafa Güzelgöz'e deyip, şu dünya birincilik mükafatını aldım. Ondan sonra Fakir Baykurt'a bir kitap yazdım da Avrupa'ya gittim. Avrupa'da Amsterdam'da Avrupa birincisi geldim. Bak yazar orada. Ve Amsterdam kütüphane müdürü bundan bir ay evvel geldi. Özel kendisi yaşlanmış artık geldi. Benim burada hayatımı resimlerini aldı ve bir kısa bir mecmua şeyi çekti, resimler çekmiş ve bu yazıyı da bakın yazmış ve şu kütüphanede de resmini çekmiş ve bana da Dünya Avrupa Birincilik Ödülünü verirken şimdi değil, 1970'te gelmişti bu adam. Evet. Daha telefon açıyor, öldü mü ölmedi mi diye, ölmedi diyorlar, hanımına geldi, misafirim oldular. Ve neticede Abdullah Bey, mükemmel ne yapıyorsun, ben osu yok dedi. Oscar, evet ilmi, teknik yazıyor, matematiksel yazılar var ama senin uygulama bunun her biri birer matematiktir dedi. Sonra şu resimlerin hangisini sorarsanız bir tarihtir. Yukarıdan başlayın Cemal Gürsen, beni çağırdı Atatürk Çoğal. Öbür tarafta Behçet Kemal Çağlar geldi, Kültür Derneği'ni açtı. Öbür tarafta bana Amerika'da jip verdi, jipi Kayseri'ye hediye etmedi de değişti Mehmet Bey'le, Mehmet Atabek'le. Amerika'da bir şey verdi, pick-up, bakın onu gezici kütüphane haline soktum, validir o. Sonra kızlar mesela köylerde, Abdullah Bey göreceksin kütüphaneye gidince, makineler aldı, dikiş makineleri.
kadını da kütüphaneye çekeyim, erkek giriyor ya. O kadın niye girmesin kütüphaneye dedim. Tuttum Zenit Marka, 8 tane mine Zenit Marka koydum kütüphanelere. Haftada bir defa kadınlar gelir. Mesela kadının gelmesi kitap varmış burada desin diye o Zenit makinelerini koydum. Noksanlarını da ihmal ettiler. Tahtalar çektiler ve bunlar da Zenit makinelerini desteklediydim onları. Şimdi artık Vali Bey çok kıymetli, muhterem bir beyefendi. Güzelce bir bina hazırladı. O binaya şimdi Kültür Bakanlığı'nın müsteşarını bekliyoruz. Oraya güzelce bir Kültür Bakanlığı ve Mustafa Güzelgöz Müzesi adı altında bir müze hazırlayacaklar. Evet. Onun için Abdullah Bey. Şimdi bu eşekli kütüphane nasıl doğdu? Ha, Fakir Baykurt'un kitabında yapılan, konu edilen. Şimdi Fakir Baykurt'un... Burada da resmi görülen bir kütüphane. Evet. Efendim, şuradan efendim, bir resmi alalım. Gerçekten güzel bir görüntü. Şimdi efendim Fakir Baykurt'un doğmasının sebebi Fakir Bey Almanya'da şu gördüğüm bakın Cumhuriyet'te yazı yazdım. Çağdaş Masan Eşek Kütüphaneci diye. Evet. Bir de baktım Fakir Baykurt telefon açtı. Mustafa Bey ben sana gelmek istiyorum dedi. Ben de şeref duyarım buyurun dedim geldi. Gezdi, kütüphaneleri gezdi, gitti, vatandaşlara okumalarına baktı. Hepsine çekti, şey yaptı. Bir de baktım, kalemi eline aldı. Bizim Aziz var. Aziz'e gitmediniz mi? Antikacı oğlum vardı. Evet. Aziz Güzel'dir. Evet, oraya gittik. Aziz'in o bir Yunanlı Dimitri geldi, Dimitri. Dimitri, Aziz'in ahbap oldular. Yunan dostluğu vurdular birbirlerine. Dostluk Derneği kurdular. He. Evet. Biz buradan Larissa'ya gidiyoruz. Onlar da Larissa'dan Ürgüp'e geliyorlar. Çoğu bunların Ürgüp ruhumlar. Bugün ben şunun için ya, soğumasın ben. Hadi gel, ne olur, daha koymadım teyzem. Ha, onun üzerine Abdullah'cığım bu vaziyet karşısında işte Larissa geldi. Fakir Bey onu ele aldı, dolandı. Ve şimdi o meşhur Hacı İftim'in evi, ki ben işte hanımı kaçırdı, Mustafa Bey falandır diyor. Hanımım şu, resimde vardı, sizden ömür oldu bir sene evvel. Hanım öldü. Onun ruhuna şimdi açacağım oraya, güzel. Evet. Dayanamıyorum. Şunu al. Rahatsız Abdullah Bey. Bütün, efendim işte Fakir Bey güzelce kalemi almış yazdı. Karayım köyümü dediniz, ilk açtığım, organize ettiğim yer. Efendim, o ses organize edildi. Abdullah Bey, Karacaviran Köyü. Karacaviran. Karacaviran Köyü'ydü, yakındır ama Garin Köyü'nde derneğe kurdum. Orada Rasim Pehlivan diye bir arkadaş vardı, öğretmendi. Biraz sempatik bir hali vardı, gelir giderdi. Derneğe kurdum, orada ben kendisi dernek başkanı oldu. Gitti geldi, kitap verdim, cemekanlar verdim, ne bileyim spor teşkilatları kurdum. Bu kütüphaneyi kurmak için bir dernek mi oluşturdunuz? Dernek. Hepsinde. Bir bunda değil. Evet. 12 köyde dernek kurdum. Ama burada öğretmenlerden yardım aldım yani. Şimdi yani, kabul etmek lazım. Tabii, çocuk... Kütüphane geliştirme ve yaşatma derneği adı altında mı yoksa? Kütüphane geliştirme yaşatma derneği. Evet. Adı altında Kayseri'den Mehmet. Tabi burada öğretmenlerin size faydası dokundu. Hepsinin arkadaştır. Hayır. Burada ben mesela o Rasim belki soracağım. Tek başıma yapmadım diyorsunuz Rasim yani. Rasim'e sordu ki, Mustafa Bey öğretmenler muhtemedi miydi değil mi? Ben öğretmenler muhtemediydim. Evet. Abiydi, bana tapallardı, maaşlarını dağıdırdım. Evet. Tabi bunlar da geldiği zaman hadi ya bir dennek olun da akıcı falan açalım diye. Çünkü aklımda ben. Ben yaşım 81, halk evi başkanlığı yaptım Ürgüp'te. O odalar, halk odalarının zamanında biz açtık. Halk evi başkanı olduğum zaman. Piyesler oynadık, futbol takımları götürürdük, temsilciler verirdik, kitap mecmuaları götürürdüm. O odaları bildiğim için o odalara el attım ben. Muhtarlar verdi intiba hakkını. Ondan sonra başladı usul. Fakat Rasim köyde durmadı. Evet. Kavga gurultu köylüyle bunu tuttular 50 sene. Sürgün ettiler Mama Köyü'ne. Kiminle kavga etti? Muhtar? Muhtarına. O dönem muhtarı kimdi? Yakup Ağan. Yakup Dinler. Yakup Dinler. Onun da muhtarla kavga etti. Bunu tuttular, o köyden sürdüler. Ve bir gün
Belki size bunlar ben anlatayım da kendine de söyleyeyim. Her yerde gidip gidip ben yaptım, ben çantam deyip duruyor. Bir gün kütüphane müdürü geldi, oranın memuru beyefendi dedi. Rasim Pehlivan geliyor dedi. Kim oranın memuru? Hakkı. Hakkı öldü. Hakkı... Hakkı. Bekir Koca mı? Hacı Bekir Koca mıydı? Bekir Koca, o da öldü. Hangisi i̇kinci, o? İkinci bak. Baştan bir de ikinci. Kitabı giş vermiş de evinden alırken. Resmi de. Bekir Koca, he. Bekir Koca. Şurası. Onlar ben Rasim'in okul arkadaşları olduğu için benim kendine mal diyor. Ben kurdum, ben yaptım diyor. Hepsi nasıl diye bir tek harfi yok yani. Allah'ım. Yani aslına bakılırsa hepiniz birlikte bu işi bayağı bir yürütmüşsünüz gibi. Evet. Değil mi? Yani derneğe kurduğu için tabii bana teşebbüs ediyor, geliyor, gidiyor. Yardımlarda bulunmak istiyor ve bulunma imkanını sağlıyor. Biz tabii buna mukabil ne yapacağım? Ben müdürüm ya. Ben her şey benim elimde. Tabii. Kitap vereceğim, efendim masa verdim, sandalye verdim, şey aldım. Maddi imkanları bana Mithat Türge'den efendim 25-30 milyon lira para aldım. Milyon değil, 1000 lira para aldım. İstanbul'a gittim, kitaplar getirdim. Taşladan'a kadar Ürgüplü varsa bir mektup yazdım. Bana kitaplar, har kitaplar geldi. Profesörlerden, şundan buradan. Amerika'dan dünya birinci derecesi aldığım zaman televizyon yoktu, radyo söyledi. Evet. Dın dedi, bir kütüphane müdürümüz Mustafa Güzelgöz dünya birincisi oldu diye. Bunun üzerine bir de baktım, Abdullah Bey akın etti telefonlar. Ve ondan sonra bir sevgi başladı bana karşı herkesten. Geliyorlar, gidiyorlar, sohbet ediyorlar, benim hatıralarımı çekiyorlar, dinliyorlar sizler gibi. Gidiyorlar. Geçen işte Cevizoğlu kabuğuna çıkmıştım. Orada ben dedim işte, Karacülen Köyü başladım ama Karin Köyü'nün binası biraz daha müsait, orayı tercih ettim. Ben deseydim ki Karacülen Köyü'nden başladım, oradan yürüdüm, gittim bizden, Rasim sesini çıkaramayacak. Ama insancı olarak yakındır karın diye oradan başladım kütüphaneyi açmaya dedim. Bu vaziyet karşısında işte her gelene efendim işte onun alakası yok da ben yaptım. Halbuki bir memur ne yapar? Peki seni niye köyden sürdüler? Sen durmadın ki. 50 sene gitti Mahmut köyüne sürdüler ya. Orada oturamadı, durmadı. Ondan sonra köye gitti 50 seneden sonra patladı geldi bunları benden duyup gazeteleri okuduktan sonra adam birdenbire bir moralman oldu. Sonra 15 milyar lira bir borca girdi. Kitap bastırdı, onu da satamadı. Satamayınca bir risk, stres yarattı kendinde. Sonra da valiye vardı, valiye içeri almadı, kaymakama vardı, almadı. Peki, bana gel, niye gelmiyorsun benim karşıma? Evet. Gel konuşalım, bak sana ne yaptım? Sana vesikalarına bir göstereyim. Evet. Siz onunla küs müsünüz Rasim Pehlivan'la? Gelmez, gitmez. Yok, ben onun annemi almıyorum. Küs müsünüz? Küs değilsiniz yani değil mi? Yok. Yani niye küs olacaksınız? Yok, ne küseceğim ya. Şu bakımdan yani bakın. Peki ben ne anlamadım yani. Neden? Hadi peki Rasim, sana ben Karin köyünü verdim. Şimdi o köyden de kitaplar kütüphane kalkıyor. O köyde kütüphane yaptı kim biliyor musun Abdullah evet. Bey? Evet. Norveç, İsveçli bir adam Ali Mehmet Efendi diye. Yeni bir kütüphane yaptı, doğruya taşındı benim açtığım kütüphanede. İptal oldu. Faruk Güven Türk Paşa bak. Atatürk güçlü verdi, götürdüm, karine diktim. Ben vesikayla konuşurum, vesikasını konuşmam. Karin köyüne diktim, yalan desin. Oradan sonra kalktım, Sarıdır'a diktim. Taşınpaşa'ya diktim. Yani Paşa beni pes severdi, Güven Türk Paşa. O bakımdan evet. Elimizden geldiği kadar bitireyim. Ondan sonra bir de baktım, muhit çok bir alıştı. Ceviz kabuğu çıktı. Bu saymış olduğunuz 10 köyde kütüphane var mıydı? Var. Maşallah. 10 köyde hala devam ediyor. 100 bin cilt kitap var orada. O köylerde 100 bin. Evet. Birisi giderken yolumuzun üzerinde Karacüren'e inin, bakın kütüphanesine. 100 bin. Evet, sonradan okul diye yaptırdılar ama kütüphaneye taşıttırdım onu. Eski binası halk odasıydı. Oraya taşıttı. Şimdiki Karin köyünü de yine o adam yaptırdı da Reis-i Cumhur'una hediye verdi. İsveçli'ye. İsveçli yaptırdı orayı. Ya, İsveçli yaptırdı Mehmet Efendi canım. Ne Rasim'in haberi var ne benim haberi var. Şimdi doğru söylemek lazım. Evet. Yani bu vaziyet karşısında
Efendim işte bilmem her yerde işte... Efendim işte, unutamadığınız bir hatıranız var mı? Şimdi, bu kütüphane ve kütüphanecilikle ilgili, bu eşekle taşımacılıkla ilgili... Şimdi Abdullah Bey az evvel ne dedim size? Evet. Ben insanlara okutmam lazım dedim, değil mi? Bir gün jipim var böyle, jipte gidiyorum. Bu jipi kim hediye etti? Amerikalılar. Amerikalılar hediye. Orada hediye ederken bak, evet. Bir tarafta eşek, bir tarafta jip, bir tarafta vali, bir tarafta ben. Bütün Amerikalılar orada duruyor. O resmi de al bak orada. Tamam. Bir de Amerikalılar geldi sandıklarından, şurada bak hep bütün sandıklara bakıyorlar bak. Amerikalı hanımlar, eşekler sırayla. Sonra bak, ben ne dedim, 5 eşek, 3 adı, 2 katırım var dedim bak. Hepsi bir arada sıralayın. E bunun bir rahatsızın piyeri var mı? Vurdu yani. Bir kişi mi bular bunu? Ama bu Mustafa Güzelgül'ün kafa zekası Amerika'da karşımda... Şurada Bekir Koca ya da Rasim Pehlivanlıoğlu ya da muhtar hangisiydi? Yakup... Yakup Dinler. Var mı burada? Sağ, sağ. Şeyde, şurada var mı? Yakup yok burada, evinde yatıyor hasta. Jip hediye edilirken var mı şurada? Nereden? Jip hediye edilirken. Jip hediye edilirken yaptım. Bu burada Ürgüp'te değil mi bunlar? Köylüydü, köyde muhtardı. Tamam. O Ürgüp bu. Burası Ürgüp, ha, doğru. Ürgüp'ten alıyorum hediyemi. Tamam. Ondan sonra, tamam. Sonra Türkiye'de bir kazada 60 senesinde bir kütüphane müdürü ben seçildim. Yanımda en iyi bir dostum var şimdi, Sabahattin Çakmakoğlu. Evet. Kaymakam da burada var, Fesim var yanında. Beni evet. Çok severdi. Evet. Yani şimdi bir hatırından bahsettiniz. Ben jipine gelirken önüme bir bayan çıktı. Evet. Durdurdu. Nerede ben, çıktı efendim? Bu Şahin Efendi'de. Durdurdu, indim. Buyurun çocuğum. Efendim, Balzac kitabı var mı dedi. Ben dedim ki vallahi kızım burası köyde Balzac yok ama neyin istiyorsun Balzac dedim. Gorki babayı dedi. E şimdi bir kütüphaneci... Gorki baba. Gorki baba. Hmm, bu evet. Kütüphaneci ne yapması lazım? Onu bulup getirip o kıza vermesi lazım. Geldim merkeze, o kitabı aldım, götürdüm verdim. Ve sordum, köydeki muhtar dedi ki efendim bunun polisi, babası polisi. Emekli oldu, geldi buraya yerleştiler dedi. Kız da Ankara'da okumuş da yarım kalmış. Ha, ona verdim, tamamladım bugün. Bu bir, en büyük bir kütüphanecinin hediyesi oluyor. Bir de şöyle kucağında bir çocuğuna bir hanım çıktı önüme. Dedi ki, beyefendi dedi, çocuğum kızamağa yakalandı. Acaba kızamağa dair bir kitabınız var mı dedi. Okuyor biraz münevver. E yoktu ama ne yapayım yok. Sen merak etme şimdi o kızamağı getiririm dedi. Gerçi müracaat kitaplarında bulabilir Larus'ta, Marus'ta ama kızamı fakat çok hakiki kendinin anlayabilir. Hemen hastaneye geldim. Sizin Kayseri Mahmut Bey vardı, doktor başhekim. Çok iyi bir insandı Mahmut Bey, muhterem. Hem Mahmut'cum dedim ya, sizin kuş falasıydı, veren bir düşündü, bir broşürleriniz vardı. Var mı kızam? Var dedi ya. Evet dedim, 7-8'den aldım, doğru gittim kızam, kızım şu kızamı oku dedim. Okumuş, bir de baktım, vallahi altı çocuğum olsun. Örtüsüm vardı mı kızı aradan bir gün sonra. Evet. Ne yaptın, okudum. Efendim Allah razı olsun dedi. Ne anladın dedim. İşte çocuğu sıcak tutacakmışım. Kimseyle temas ettirmeyecekmişim. Dışarı çıkartmayacakmışım. Bu bakımdan dedi, bunları yaptım. Çocuğum o kızamı, o da siviciler çıkardı. Onları hep döküldü. Şimdi çok güzel bir hale geldi dedi. Allah razı olsun senden, o kitap beni kurtardı dedi. E şimdi bir kütüphanecinin en büyük nimeti ne? Bu. Şimdi, karşı tarafa okuyanı anlayan. Bir de Ceviz Kapı programında geçen bir şey vardı. Kurt'la karşılaşmışsınız galiba. Ha o şöyle. Hakkı Alkan, Hakkı Alkan anlatayım. Evet, tabanca daha bir... duruyor, kütüphanede tabanca. Evet. Şimdi... Hakkı Alkan mı, Bekir Hakkı Kaçan Alkan, mı yoksa? Hakkı Alkan. Evet. Hakkı Alkan. Bekir'den sonraki. Evet. Bekir öldü. Tamam. Hakkı Alkan. Oğlu var Ali. Şimdi öğretmenler başkanı burada. Evet. Neyse bir gün geldi dedi ki müdür bey ben dedi Yeşil Öz köyünden dedi Acun'a gideceğim. Bir boğazı geçerken bir kurt dedi ben köpek sandım. Birdenbire hayvana bir saldırdı kuyruğunun ucundan kopattı dedi. Eşeğin. Ha eşeğin dedi. Hay, o eşek dedi üptü dedi sandıklar devrildi dedi. Kitaplar darmadağın oldu dedi. Ben taşı aldım ama kaçtı gitti dedi. Neyse falana topladık. Oradan geçen birine de rica ettim dedi. Bize eline aldı, aldık ağacı önüne koşurdum dedi. E buna bir ne yapalım dedim ben kendi kendime. Evet. Kaymakama gittim. Fatih bir şey... o dönemin kaymakamı tabii. Sabahattin Çakmakoğlu'ndan. Efendim
dedim ki böyle böyle hayvanı kurtlar çevirmiş çocukları, bunlara ne yapalım, lafa çalalım dedim, olur. Hemen kaymakamı vesile yazdı, 600 liraya gittim makine kimyada, bir tabanca aldım geldim. Şimdi her servise gidene verirdim. Şunu al da iki kişiye verirdim ama. Evet. Bak, şu yukarıda bu katırla geziyor bak. İlyas var, Aksaldoğlu. Evet. Bir ona... Aksaldoğlu'yla İlyas. Ha, İlyas. İlyas. İlyas Süer. Süer, evet. İlyas Süer'e verirdim o tabancayı. Bir de bak, şu yukarıda Bekir Hoca'nın gördüğü yer var ya, orada o hakkı yok burada. Evet. Ona verirdim tabancayı ki, dağlık bölgeye gidiyor, kurtların olduğu yer. Hmm. Onun üzerine peki dedi. E sonra tabii tabancayı aldılar. Çocuklar rahat rahat gezmeye başladılardı. E yani müziğe... Yani iki kişiye tabanca verdin diyorsun. Kişiye, onun dışında veremedin. Günü, hani, günü gelir de eğer korkar kış ayıysa 15'er günden bir 15 güne giderler ya kitap dağıtmaya. Hı. Her giden tabanca isterdi. Verirdim çantasına koydum. Yani muhakkak iki kişiye mahsus değildi ama bunlarınki daha tehlikeliydi. Senin inlesiyor dağlık, kayalık bir bölgeden giderdi. Aksalor var, daha şurada gördüğünüz dağ var, o tepenin orada, belki oradan geldiniz gereken. Evet. Aksalor'dan. Orada dağlık bölgeydi. Orada ona verdim bir tane. Şu haritada gördüğünüz bütün noktalar, kütüphanenin olduğu yerler. Evet. Üstadım işte, müzeyi de ben yaptırdım. Bakın, Talat Halman, bakan, vali, ben. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, buradaki yerlerin her biri tarihi ve turistik yerler. Ürgüp'ten bir görüntü. Şey, yürü oradan sola dönerler. Buralar hep turistik oldu. Turistik evi oldu böyle. Burada da öğretmen evi. Öteri yer. Evet. Heykeli görebiliyor muyuz? Heykeli görelim ya, neredeyse. Ben derken çünkü şunu yapmışlar. Güzel gözünü üstüne. Neredeyse işte, ona bir bakalım. Aa, gittim. Şey gördüm. Mustafa Güzel bizi reklam etmek istemişler, doğru. Bu şuradan sol tarafa dönüyordu, sağ tarafa dönüyordu, giriş de orada. Gördün değil mi giriş yolunu? Geçti işte. Direkt giriş yolu. Şura mı? Dam başına sarı çiçek, buradan geçebiliriz. Ürgü var mı diyecek? Refik Başaran. Hamdi ve şey Galip. Refik Başaran. Üftatik. Şunu açalım mı? İyi görür mü camdan et kurulanır mı?
Bak güzel bir türkü var. Al, nerede bak? Nasıl denk geldi benim ya? Benim güzel bir şey oldu abi, pas oldu. Çuh de çuh. Devam et. Yine oraya gideceğim. Ağzımda gem var. Tamam, hadi gidelim. Enteresan geliyor evet. Çıkıştan gelin. Şuraya, ben şuraya girdiğim yere gelin, orada öğrencim var.